Evet, İngiltere'den herkese merhabalar. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Yarın tam İngiltere'ye gireli 3 hafta olmuş olacak. Bu 3 hafta geçen bir zaman dilimi içerisinde neler bana ilginç geldi, neler bizim kültüre göre daha değişikti, bunları ele almak istiyorum. Şimdi öncelikle şeyden bahsedeyim. İlk geldik, eve geçtik. İşte lavaboya gittim, bir elimi yüzümü yıkayayım falan dedim. Musluğun başına geçtim. Dedim suyu bir açayım dedim. Baktım soğuk. Diğerine baktım sıcak. Şimdi birini açıyorsun, çok soğuk. Diğerini açıyorsun, çok sıcak. Ya arkadaşlarım, bunun bir yöntemi yok mu? Arası yok mu bunun, hani aynı anda falan? Yok. Acayip enteresan bir şey. Hani birkaç hani arkadaşa falan sordum. Şey diyorlar. Yani onların kültürüne göre hani durgun su muhabbeti. Onlar normalde lavaboyu doldur, sıcak su, sıcak ve soğuğu akıt. Ondan sonra iki elini şey yap. İki elinle birlikte, avucunla birlikte yüzüne yıkayabilirsin şeklinde, ama bize göre de mesela akan su önemli. Çünkü o durgun su bizim için kirlidir. Yani en azından benim için öyle. Bu bana birazcık ilginç geldi. Sonradan dedim ki herhalde sadece bizim evdedir böyle. Geçen bir tane video izliyorum. Baktım aynı konuyu o da ele almış. Fotoğrafını falan da koyarım, görürsünüz. Yani öncelikle bir muslukla böyle bir şok yaşadım. Bana bir ilginç geldi. Tabii bu aslında bu seriyi çekerken bu videoyu şeyleri de ele almak lazım. Bazı şeylerde nasıl desem. Şimdi ben şu anda işte 3 haftalığım diyelim. 3 haftalık farklı şeylerle atıyorum 5 haftalık farklı şeyler aynı değildir. Çünkü işlemler, işler farklılaşıyor, değişiyor. Daha farklı şeyler gördüğümüz için bunlarla karşı karşıya oluyoruz. Benim ilk bu kısa süre içerisinde karşılaştığım şeylerden birisi buydu mesela. Bunun yanı sıra çöp, aslında olması gereken şeyler bunlar. Geri dönüşüme önem veriliyor. Evlerin önünde geri dönüşüm için ayrı ayrı çöpler var. Hatta 3 tane çöp var böyle yan yana. O bana ilginç geldi. Çöpe kıymet veriliyor gerçekten. Bizde pek böyle şeyler olmuyor. Bildiğim, hatırladığım kadarıyla eski çalıştığım yerlerden birinde geri dönüşüm için kağıt koyuyorduk. Bir de normal çöp koyuyorduk. Akşamleyin temizlikçi geldiğinde şey yapıyordu, çöpü alıyordu, ikisinin hepsini aynı yere döküyordu, götürüyordu mesela. Gerçekten önem verildiğini fark ettim. Zaten bildiğim kadarıyla ceza yaptırımları falan da varmış bu konu hakkında. Sonra şey ilginç geldi bana. Evlerin çatısında bildiğiniz şey var, anten var. Bizim bildiğiniz 90'lı yıllarda evlerin üzerinde olan antenler var, çanak da değil. Yani çanak da var da çat pat. Normal antenler de var. O da ilginç geldi bana. Yani bize sorsan işte anten falan işte bunlar biraz böyle işte çağ dışı, hangi devirde kaldı falan gibi düşünürüz, ama adamlar hala burada kullanıyorlar. Ondan sonra farklı olarak yani eski binaları falan, mesela kiliseler falan böyle devasa büyüklükte, devasa böyle kocaman, hem çok büyük hem de mimarisi falan da bayağı sağlam gerçekten. İşlemeli falan, böyle upuzun falan. Birkaç tanesinin fotoğrafını paylaşırım sizinle burada. Bunun yanı sıra işte havanın değişkenliğinden bahsetmiştim. Hava çok çabuk ısınıyor. İşte pardon, hava çok çabuk. Birden yağmur yağıyor, birden güneş vuruyor. Çok hızlı, değişimler çok hızlı. Ama sürekli yağmur yağmıyor. Sürekli kapalı olabilir ama sürekli yağmur yağdığını iddia edemeyiz. Parklar çok büyük. Genelde parklara falan baktığınızda gerçekten çok büyük olduğunu göreceksiniz. Ben mesela eve yakın bir park buldum. Şu anda oradan yürüyorum. Başından beri yürüyorum şu anda. Sonuna doğru gidiyorum. Henüz sonuna gelemedim. Sonra hani biraz böyle bazen sokaklardaki bir değişik bir koku var. Bunu tam anlayamadım ne kokuyor ama bir acayip boya gibi, boya mı desem, yağ mı desem, böyle bir enteresan bir koku var. Bu kokunun ne olduğunu bilmiyorum.
apartmana girdiğimde de mesela böyle bir enteresan bir koku alıyorum. Yani bilmiyorum, hani bir acayip kokuyor ya. Tam sebebini anlayamadım ama. İnsanlar çok şey, çok nazik. Bir şeyi sorduğunda sana cevap veriyorlar. İşte diyelim ki sorduğunda cevap veriyorlar. Cevap verdikleri gibi tekrar da ediyorlar. İşte hani çok iyi bilmiyorum, biraz daha işte yavaş konuşur musunuz falan dediğin zaman da hiç problem etmiyorlar. Yani böyle hemen sinirlenip falan triplere girmiyorlar. Hemen yardımcı oluyorlar. Evet, buradan şöyle bir döneyim, daha gitmeyeyim. Şimdi böyle çektiğimde de arkamdan güneş vuracak ama nasıl olur bilemiyorum. Şöyle yürüyelim. Sonra gözlemlerimden bahsedeyim size. Evler çok eski. Aslında çoğu hani az çok ilgilenen kişilerin, insanların bildiği şeyler bunlar. Evler çok eski. Renkleri böyle kahverengi gibi, hani bildiğiniz kiremit renginde. Sonra çok yüksek katlı ev yok. İki katlı, işte iki kat üstü, işte çatı katı ya da üç katlı şeklinde. Ya da hani varsa da çok yüksek katlı, daha çok şehir merkezinde otel falan oluyor ama bunlar böyle 3-5 taneye geçmiyor. Her şey aslında çok eski. İşte bir üst geçitten geçiyorsun, çok eski. Bir alt geçitten geçiyorsun, çok eski. Metroya biniyorsun, çok eski. Hani bizdeki gibi yeni değil. Bizim en eski metromuz bile, yanılmıyorsam Taksim metrosu falan. Hani o bile buradakilere yanında daha yeni kalır gibi gözüküyor. Şeyi bahsetmiyorum, ama tramvay vardı şeyde, Taksim'e çıkan, o zaten ilk 2 mi 1 mi ne öyle bir şey olması lazımdı. Onu bahsetmiyorum. Ama buradaki genelde binalar da zaten hani eski. Her şey eski. Daha planlı olduklarından dolayı böyle olsa gerek diye tahmin ediyorum. Evet, bir diğer ilginç şey, Türkiye'de çok hızlı olan şeyler burada çok yavaş. Neden bilemiyorum. Yani örnek vereyim. Birazcık daha böyle şeyleri var, prosedürleri falan var. Mutlaka bir mantıklı bir açıklaması vardır diye düşünüyorum. Yani örnek vereyim. Ev kiralamaktan zaten günlerdir bahsediyorum. Onu çok bahsetmeyeyim. Banka hesabı açacaksın diyelim. Senden bir sürü şey istiyorlar. Geçen okudum. İşte bir grupta paylaşmış birisi. Hesap açtıracak. Sanırım işletme hesabı açtıracaktı. İşte kendisinden hani normal adres beyanının dışında ne iş yapacaksın, hani yani işinin kapsamını bile sormuşlar. Birçok şeyi sormuşlar. 2 saat falan bayağı vakit geçirmiş. Üstüne bir de red almış. Bu gibi şeyler çok uzun sürüyor. Ya da hani hadi diyelim bu banka falan güvence altına almak istiyorlar kendilerini falan filan. Bundan dolayı olabilir. Ama şey de öyle. Mesela evine internet bağlayacaksın diyelim ki. Başvuruda bulunuyorsun. Diyorlar ki mesela işte 2 haftada gelebiliriz diyorlar mesela. Arkadaş ne var ki Türkiye'de desen, yani anında ertesi gün hemen gelip bağlarlar değil mi? Burada öyle değil mesela. Ama nedir? Dedikleri gün, dedikleri saat kesinlikle bunu yaparlar. Aksamaz yani. Bu gibi yavaşlıklar birazcık tuhaf geliyor bize. Trafik zaten hani Türkiye'ye göre ters akıyor. Araçların reaksiyonları yine Türkiye'ye göre ters. Ehliyet alma vesaire bu gibi mevzular da mesela, hani henüz ben deneyimlemedim ama aldığım yorumlar şöyle, bizim ehliyetimiz ilk bir yıl geçiyor. Ondan sonraki burada geçerli olan ehliyeti almak için de sanırım bir 7-8 kere giriyormuşlar ya. Hani baya bir kere değil yani. Bir kere de 7-8 kere girip problem yaşayanlar varmış. Bunu birkaç kişiden özellikle duydum. Bu da bana ilginç geldi. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Evet, tren geçiyor. Şöyle bir tane. Evet. İnsanlar şu anda koronavirüs muhabbeti var ama şey yapıyorlar. Oynuyorlar. Az önce raket
falan oynayan birini gördüm. Şimdi bu zaman zarf içerisinde karşılaştığım şeyler bu şekilde. Şeyler de güzel. Marketlerdeki işte her zaman bir kasiyer falan var ama kasiyerin dışında genelde otomatiğe bağlamaya çalışıyorlar. Kasiyer olmadan kendin otomata okutup kasiyerle hiçbir şekilde muhatap olmadan ödemeni yapıp çıkabiliyorsun. İşte burada şey meşhur, fish and chips meşhur. Yani merak ettiğim için bir bakalım falan dedik. Açıkçası hiç beğenmedim ama bence yediğim yer çok iyi değildi, ondandır. Neydi, Morrison'un restoranına gittik. Restoran kısmı var, oraya gittik. Orada bile şey yaptılar, hani otomattan kendin seç, ödemeni yap, fişini ver, o şekilde falan dediler. Bisikletler burada çok yaygın. İnsanlar çok fazla bisiklet kullanıyor. Şöyle geçeyim. İnsanlar çok fazla bisiklet kullanıyor. Ulaşımlarının çoğunu bisikletle sağlıyorlar diyebilirim. Bisikletler çok çalınıyor bu arada. Genelde şey yapıyorlar, bisikletleri hemen kilitliyorlar çalınmasın diye. Yine baktığımda hani gidenleri falan da izliyorum, diğer insanlar neler yapıyor falan. Mutlaka bakıyorum. Onlar da mesela işte birkaç kere bisiklet çaldıranlar falan var. O yüzden bisiklet burada bayağı bir yaygın. Bu Londra taksileri muhabbeti var. Böyle eski taksiler. Yine fotoğrafını falan koyarım. Bayağı var burada onlar. Herhalde böyle bir nostalji havası için falan. Yine aynı şekilde hani nasıl bizde Taksim'de şey varsa, tarihi işte şu tramvay vardı ya, onun gibi. Hala var mı bilmiyorum bu arada o tramvay da. Onun gibi burada da taksileri falan bayağı görebilirsiniz, eski taksileri. İşte şu telefon, kırmızı telefon kulübesi var. Onlar da yine yani bir şehri belki işte anımsatan sembollerden bir tanesi diyebiliriz. Sabah saatlerinde özellikle spor yapmayı falan çok seviyorlar. Ürün seçenekleri çok fazla burada. Atıyorum bir ekmek alacaksın. Envai çeşidi var. Ya da bir şey alacaksın. Su alacaksın diyelim. İşte mineralli su, maden suyu, normal su, bilmem ne falan. Bir sürü çeşidi var. Bazen hangisini alacağınız insan bir şaşırıyor böyle. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim bu tarz şeyleri. Bana ilginç gelen, farklı olan insan davranışlarını, buranın kültürünü falan sizlerle genel olarak paylaşacağım. Şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yazmayı unutmayın. Yorumlar çok daha önemli. Tabii beğenme, abone olma falan bunlar da önemli ama yorum yazınca ekstra bir teşvik oluyor açıkçası. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum, sorularınızı bekliyorum. Mutlaka bana soru sorun. Tabii yorumlarınız da benim burada çekeceğim videoları yönlendirmem için faydalı olacaktır. O nedenle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.